Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Naciye ben. Ben Yıldız, memnun oldum. Merhaba, Bilge ben. Memnun oldum. Merhaba, Esra. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Davut ben. Hoş geldiniz. Yıldız Hanım'ın karşılaması gayet sıcak, hoştu. Çok beğendim. Normal buldum. Ne çok sıcak kanlı, ne çok soğuktu. Normal. Hoş bulduk. Nasılsınız Naciye Hanımcığım? Sağ olun, siz de sağ olun. Bayılacağım. Çok heyecanlıyım. Estağfurullah. Öpebilir miyim? Naciye Hanım heyecanlı bir hanımefendi. Geleceğini sanmıyorum. Bence daha çok heyecanlanacak kendi gününde. Ben kendi günümde gayet rahat, lezzetli bir şekilde yapacağım yemeklerimi. Ben güveniyorum kendime. O yüzden buradayım zaten. Hoş bulduk. Herkes maşallah güler yüzlü, enerji, evet. Pozitif. Evet, aynen. Evet. Çok. Bak gülünce sıra bu şeyi başlıyorsun. Sen gülmeye başlıyorsun. Sonra sinirim bozuldu. Bilge Hanım içeri bir astrolist edasıyla girdiniz, evet, ha? Evet, astrolistim. Astrolistim ama solistim, aynen. Ha, solistsiniz. Evet. Ha, maşallah. Ruhunuza yansımış o zaman diyelim. Maalesef ben her yerde dikkat çekiyorum. Siz nasılsınız efendim? Teşekkürler. Çok şükür. Nacım, sizde değişik bir pozitiflik var. Gözünüzün içi gülüyor. Sizi gördüğüm için olabilir mi Kadir Bey? Ben gülmeyi çok seviyorum. Herkes çok sevmese de ben çok seviyorum, evet. Bir hafta birlikteyiz, alışırsın i̇nşallah, yavaş yavaş. Davut Bey, hoş geldiniz efendim. Siz nereden geldiniz? Ben Mardin'den geldim. Sizleri yakından görmek çok güzel bu arada. Hoş bulduk efendim. Yani hiç sokakta görsem asla Mardinli demem. Evet, daha çok öyle Karadeniz. Derler, değil mi? Öyle daha derler çok ama işte Mardin'de. Karadeniz havası var. Evet, İddialı Mardin'de mısınız? Çok. Hmm. İnce olmaya gelip yani alıp gideceğim direkt. Ben iddialıyım deyince Bilge'nin gerçekten inanılmaz zoruna gitti. Rakibim bile olamaz gerçekten. Bilge Hanım'ın pek hoşuna gitmedi ama aynen, bakışlarına. Aynen, hiç öyle sanma. Zaten bekliyorum lafınızı bitirin. Davut Bey kendinden çok emin ama bence çok yüksekten uçan bir insan çabuk düşer. Ben pek yemek yapacağını da düşünmüyorum. Hiç öyle sanmayın, belli olmaz kimin birinci olacağı. Belli bence ya. Göreceğiz inşallah. Göreceğiz bakalım. Naciye Hanım, siz nereden geldiniz? Ben Ankara'dan geldim. Hoş geldiniz efendim. Hoş, ne işle meşgulsünüz? Ben ev hanımıyım. 41 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. Yemek konusunda iddialı mısın? İddialıyım tabii. Sadece ev hanımı olduğun buradayım için mi? Yoksa hani mutfağa elim karşı lezzetli olduğu için, mutfağa çok adapte olduğum için, çalıştığım yerlerde de ben hep mutfakta çalıştım. Ha, genelde çalışma hayatın olduğu yer. Oldu evet. Hadi evlenmeden bakalım önce. 2 saatlik süren var. Göreceğiz. Yanında da Davut Bey var bu arada. İnşallah. Hanımefendi alacağım, gideceğim diye ama bilmiyorum. Çok zor ama bakacağız. İddialı gibi görünüyor ama göreceğiz. Göreceğiz. Esra Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş size bulduk. Nereden Bey geldiniz? Hatay'dan geldim. Oo. Hatay'dan gelip de birinci olmadan gitmek Mardin olmaz yani. Hatay, Ankara. İddialı yerler. Kesinlikle. Ne işle meşgulsünüz? Ben şu an pastacılık yapıyorum. Yemek ve pasta üzerine uzun süre, yıllar kurumsal şirketlerde yöneticilik yapıp yemek aşkımdan dolayı bırakıp yemek ve pastacılığa yöneldim şu an. O işlerin arasında da hala yemek yapmaya devam ediyor muydun yani? Hani son dönemlerde artık olmadığı için dedim, yemek aşkım daha ağır bastığı için bıraktım. Direkt pastacık ve yemekle devam ediyorum ne şu an. Ne yaptın, kendine yer mi açtın? Evde yapıyorum şu an. Yer açma projelerim şu an var. Ama para kazanıyorsun değil tabii mi? Tabii ki. Ha, tamam. Kazanıyorum. İşi bıraktın da sadece evde bir hayır, kek çekim değil yani. Hayır, yetişemiyorum yani şu an. Siparişlerinize. Evet. Yetişemiyorum. Beş tasmasından en tehlikeli bence Esra Hanım. Çünkü ben her zaman susandan çok korkan bir insanım. Çünkü her sesinin altında illaki bir yılanlık, bir sislilik var bence. Bende bir yılanlık yok ama kendimden eminim ve hırslı olduğum için de ve lezzetli yaptığım için birinci olacağım. Evet Bilge Hanım, solistlik dışında mutfakta iddialısınız. Evet, ben Urfalıyım zaten. Aslen Şanlıurfalıyım. Hayda, bütün Güneydoğu Anadolu burada. Evet, buradayız aynen. Aslen Şanlıurfalıyım. 3 çocuk annesiyim. 38 yaşıma girdim. 86 doğumluyum. Türk halk müziği sanatçısıyım ama biz de biliyorsunuz Urfalılarda yemek yani kültürü çok Gaziantep kadar güzel. Bir de el lezzetim var. Önemli olan el lezzeti bence. Öyle bakmayın yani. Neden Davut Bey'e bakarak söylüyorsun? Davut Bey, ne oldu bir? Baygın baygın bak. Hani böyle ha. Ya baygın baygın değil de hani öyle bir konuşuyor sanki. Evet. Hani çok çok iyi olacakmış gibi de göreceğiz zaten tabii de. Ki, tabii ki canım, göreceğiz. Davut Bey bana sanki böyle dalga geçer gibi bir bakışı vardı. O beni üzdü aslında. Şimdi ben genelde insanlara karşı hani mesela bir bakışım var şöyle mesela. Şu şekilde. Bakarım tabii ki, bakmam değil. Ben o yüzden kırıldım aslında. Ben çok adaletli bir insanım. Ben kul hakkı yemem. Ama Davut Bey'in bakışları biraz alay eder gibi bir bakışı vardı. Ben de karşımdaki insan bana nasıl gelirse ben de öyle giderim, bu kadar basit. Ki benim rakibim değil ama hep onunla oynayacağım ben. Çok adaletli bir insanım Kadir Bey. Aranızda nasıl güzel ben bir eşlik alıp der bu. Hayır Davut Bey'im bak. Bak aynen öyle bakıyor o yüzden. Peki ya almadı. Herkes beni dinliyor. Davut Bey böyle yapıyor ama bakın. Ben diyorum ki hani acaba son yerine getirecek. Niye şaşkınlıkla izliyorsunuz? Yani niye öyle birine benzemiyor musun? Yemek yapan birine benzemiyor musun? Değil bence. Sen hiç benzemiyorsun ona bakarsan. Ben mi? Evet. Göreceğiz. Değil mi Kadir Bey? Ben yorum yapamam şimdi. Ama nereden çıkarttınız onu yanlış mesela? Yanlış ama ben dışarıda görsem hayatta yani kızmam ama elinden yemek yemem. Ben mi? Evet.
Niye? Acaba siz... Allah, tamam geliyorum. Göreceğiz onu yani. Yani niye öyle bir şey dediniz? Bilmem. İstanbul şaşırmadınız mı? Mesela senden yani elinden yerim. Bilmem öyle tipi yemek yapan Kadir tipi benziyor. Kadir elini diyemeyeceksiniz anlamadım. Hayır canım. Herhangi birinin elinden yerim. Esra'nı da yiyeceksiniz. Yıldızlar mı? Yerim evet. Zorundasınız zaten. Evet. Zaten benimkini yiyip zaten güzel puan verip hayır yemek olacağım. Yapan bir şey benziyor. Bana diyorsunuz ya. Siz hiç benzemiyorsunuz. Urfa'dan da geçeceğim uşakta. Esra'dan yerinize de Urfa. Bilge Hanım'ın bana onu zaten ona daha ben o konuyu kapatmayacağım bu arada kesinlikle. Kendi gönlümde ellerimle ona yemek yedireceğim. Bu haftanın en çok tartışan ikilisi onlar olacak. Siz de Mutlu'yu sevmediniz mi? Yoo. Sadece yemek yapan birine benzemiyor. Ben yapmayı bilmeyen biriyim. Hayır, evet. Yemek yapan birine benzemiyor ayrı bir şey ama senin elinden yemek yemem ayrı bir şey. Yani çok şey geldi bana. Hayır yemem derken senin yemek yapacağını düşünemiyorum yani. Ayrı çevirdi. Pardon. Oğlum benim işitme engelli dediğim gibi onun 5 yılda bir cihazı değişiyordu ve geçen ay cihazını değiştirdik. Biraz da külfiyetli bir şey olduğu için onunla alakalı ufak bir borçlandım. Eğer kazanırsam şayet yani ona kullanacağım. Şu an başka bir planım yok. Mesela farkında mısınız? Ben şimdi konuşuyorum herkes onu savunuyor beyefendi. Neden? Onu çok merak şimdi ettim. Siz orada merak ediyorum ciddi. Şöyle diyeyim, siz orada lafı çevirdiniz. İlk önce dediniz ki hanımefendi ne yolda... Hanımefendi az önce çevirdi ki... Öyle görsem elinden yemek yemem. Ki, sonra ben olsam farklı... konuşurdum falan. Hayır çevirmedim ben. O da bir insanlık ben halidir. Çevirmedim. Yani aslında ben... Ben boşanmam dedim. Ama sessizde kalmam dedim. Ben laf çevirmedim. Bence Bilge Hanım dikkat çekmeye çalışıyor. Bunu da başarıyor. Az önce ben dedim ya boşarım dedim. Siz evet, dediniz ki... Sizin yaptığınızı yapmam yanlış dedim. Yanlış dediniz. Sonra... Yanlış, boşanmam. Ya ben 22 yıllık evliyim. Bence hiç İlla yanlış değil. İlla ki annem içinde kötü siz var ya şu tartışma da olur, kavga da olur. Peki ben bir şey söyleyeceğim Bilge Hanım. Kendiniz değilsiniz şu anda bence. Siz mi boşadınız, eşiniz boşadı? Ben boşadım. Neden? Ve görüyor da ayaklarımın kapandığı... Tamam neden kapandı. Duymuyor musunuz beyefendi? Dedim ya, merhamet duygusu yoktu, vicdansızdı. Kapı yani. Evet. Bilge Hanım bir şey sorabilir miyim? Merhamet duygusu yoktu dediniz. Evet. Üç çocuğu nasıl yaptınız? Yani. Ben çocukları çok severim hanımefendi. Siz yine merhametsiz bir insandan çocuk nasıl yapabiliyorsunuz? Ben çocuk yine yaparım. Yani, balık burcuyum. Balık burcu çok inanır farklı. Yani karşısındaki yani insan. Sadece kendiniz için yaptınız o zaman evet. Çocukları. Çocuk sevdiğiniz aynen. için. Davut Bey bana gıcıklığına Yıldız Hanım'ı savundu. Yoksa savunulacak bir yönü yok. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde kabul edilmez bir kelime kullanmış eşi. Böyle bir saçmalık var mı ya? Ama merhametsiz birinden çocuk yapmak da çok... Saçma ama çocuklarım çok merhametli. Şimdi ben mesela örnek veriyorum, evliyim mesela, eşimde merhamet, ben o zaman şunu soralım, yani evliliği uzun vadede... Son şeylerde vicdan duygusu şey olmuştu artık yani... Sonlara doğru mu gitmişti? Evet, hani tamam, öyle, ilk tamam. Evlendiğimizde aslında öyle çok şey değildi ama sonradan böyle bir açtık. Yani evliliğin önünü görebiliyor mu, bu evlilik sürer diyor muydun da çocukları yaptın? Yoksa evet bir gün muhakkak bu bitecek ya, gözüyle bakıyor muydun? Ya her şeyi söyleyeyim mi illa? Yani kaderinde yazıyorsa kader çocuk... Var ama. Bunu da söyleyeyim. Ay Allah'ım bekar mısın kader, sen? Evet. O yüzden bekarsın annem. Yaşın kaç? 31. Ben senin kadar... Ben 21 yaşında bir çocuk annesiydim. 33 yaşındayım bu arada, 31 değil. Her neyse. 33. Ben mesela bilgiyle karşı şöyle bakacağım mesela bazen de... Bu şekilde. Vallahi işim çok zor. Ne yapacağım bilmiyorum ama yani onlar kendi içinde birbirini yesinler. Ben yarışmayı alayım gideyim. Birinci günün heyecanını atlatsınlar bakalım. Peki Bilge Hanım'ın Davut Bey'e söylediği elinin lezzeti yoktur demesi doğru bir şey mi sizce? O direkt aslında elinin lezzeti yok demedi de şey dedi. Senin elinden yemek yemem dedi. Yanlış ve çirkin bir cümle. Kimin elinden yemek yenmez peki? Pis olanların. Ha, yani marifetsiz olanların, dış görünüşüne önem göstermeyenlerin elinden yemek yenmez. Davut Bey öyle biri gibi duruyor mu? Hayır. Yani çok kibar beyefendi. Belki baştan çok iddialı girdi konuya ama herkes iddialı. İddialı olanların yarışması burası. Bu hafta herhalde Bilge Hanım'dan çekeceksiniz. Valla ben ilk günümü atlatayım da. İlk günüm bitsin. Son 4 gün onlar birbirini yesin. Bak ya düz olun, ben de düz oldum. Evet. Böyle bir insanı görmeden düz olun falan demeyin lütfen. Tamam mı? İnsanı tanımadan ön yargılı konuşmayın. Ben emin olduğum için çok iyi tanıdım şu an. Aa bak bak fincanlara bak Davut Beyciğim. Evet, eski. Aa ne zamanı fincanları? Çok eski evet. Evden mi getirdin bunları? Evet bunlar benim anneannemin 50-60 senelik gelinlik fincanları. Maşallah ama dikkatli içelim. Bu sene köye gittiğimde ondan istedim. Kahve sunumu çok özenli değildi açıkçası. Kahve sunumu güzeldi. Güzel değişik bir kurabiye de getirmişti kendisi. Güzeldi kahve sunumu. Ay, bana bir kahve çıktı acaba bir kısmet mi? Bu fincanların en kötü özelliği köpük tutmuyorlar. Evet. Nedense evet. Bilmiyorum ama yani bu fincanla daha doğrusu köpüğü kahve içtim hatırlamıyorum. Servis falan da çok iyiydi. Yani böyle aşağılı bir şey de ben sevmiyorum zaten öyle. Kahve dediğin zaten yanında bir ikramdır bitti zaten. Bu arada Yıldız Hanım Gold'u falan çok seviyormuş.
Onun evet, okurluklarını. Ben de severim bu. Bunları da mı sen yaptın Yıldız? Yok, onları benim dayımın kızı var. Sizi çok seviyor. Aşırı hayranız, 13 yaşında. Olsun. Dün akşam kendi koca elinden yaptı, gönderdi. 13 yaşında mı yaptın fıstık bunları? Fıstık ya, teşekkür ederim. Ne olur diyor, söyleyin Kadir Bey'e benim yaptığımı. İsmi ne? Ela. Ela'cığım çok teşekkür ediyorum canım benim. Ellerinden yedim, ellerine kollarına sağlık. İnşallah bakın. Kıyır kıyır çok güzel. Afiyet olsun. Yani bugün kendimce çok iddialı bir menü seçtim. 2 saate de yetiştirebileceğimi, sığdırabileceğimi düşünüyorum. Herkes kendince iddialı. Kesinlikle. Haftanın ilk günü daha bir farklı heyecan oluyor tabii ki herkeste. Yıldızcığım menünü karşındaki kameraya sayar mısın? Neler pişireceksin bugün? Başlangıç olarak düğün çorbası yapacağım. Ara sıcaklarda kuru yaprak, kuru biber dolması ve yaprak sarmam var. Yanında kereviz salatam var yoğurtlu. Ana yemek olarak sebzeli dana sarma ve pirinç pilavı yapacağım. En sonunda da dondurmalı revani yapacağım inşallah. Oo, revani dedin, gözüm ışıldadı. Ve mevsim salatam var. Yıldız Hanım'ın menüsü çok kötü değil ama çok da iyi diyemem. Orta derecede diyelim. Menüsü iddialı. Ellerine sağlık Yıldızcığım şimdiden. İnşallah güzel performans bekliyoruz senden. Haydi bakalım hanımlar beyler, masada görüşmek dileğiyle. Naciye Hanım çok heyecanlı. Bunu zaten ilk günden belli etti. Kendi gününde de bence heyecanlı olduğu için yetiştiremeye de bilir. Hafta boyunca da bu heyecanı yansıyacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.